Bulduk Kürşat. Sezai Karakoç Diyarbakır Ergani doğumlu. Diyarbakır, o coğrafya, o iklim, onun şiirini, sanatını ve insani olarak yapısını nasıl etkilemiş? İsterseniz buradan başlayalım. Ergani, Arkanya, hemen yanında Eğil, eski ismiyle Engel, yani Melekler Şehri. Aslında seküler tarih ile dinler tarihinin örtüştüğü, peygamber kabirlerinin bulunduğu, yani İslam, Kur'an-ı Kerim'de de ismi geçen iki peygamberin kabrinin bulunduğu ve özellikle Ergani'de makamının bulunduğu Zülküfül peygamber, Sezai Karakoç'u etkiliyor. Bir yukarı Mezopotamya, bir Dicle Nehri ve o ekoloji, o coğrafya insanıyla, medeniyet tasavvuru, medeniyet birikimiyle onun hep şiirlerinde arka planda var. İlkokula kadar zaten İlkokulu da orada, orada okuyor. Diyarbakır'da işte sonra okuyacak bir şey yok. Yani yatılı okuması gerekiyor. Ve yatılı okul sınavlarına girip Diyarbakır'dan o şekilde ortaokul için Maraş'a, sonra lise için Antep'e gidiyor. Felsefe merakı filan da şöyle, bununla mı bağlantılı? Şöyle yani o coğrafyada bulunmanın, bir de tabii duyarlı bir insan, fevkalade hassas, o süreçte aslında kayıp giden veya işte sıkıntılar içerisinde bulunan bir medeniyet var. Bunun izlerini etrafta görüyor, hissediyor ve bunun esas itibariyle dirilmesini istiyor. Diriliş fikri orada mı? Diriliş doğru fikri bu. Yani partiye dönüşen, yani, dergi tabii, olan... Tabii esas şey bu. Yani o aslında medeniyet değerlerinin, o tasavvurun dirilmesidir. Yani ondaki diriliş budur. Yani onun etrafında. İlk tabiri şeyde kullanıyor. Cezayir'deki hareket direniş başladığında, Cezayir ve Tunus'ta. Fransa'ya karşı. Evet, Fransa'ya karşı. Bir milletin vel ba'su ba'del mevti diye bir yazı yazıyor. O yazı yayınlanmıyor. Mehmet Şevket Eygi ile birlikte planladıkları bir dergide yayınlanmak üzere. Ve bu tabii ba'del mevt, yani ölümden sonraki diriliş düşüncesi. Sonra bu kavramsallaşıp bir diriliş mefkûresine dönüşüyor. Yani bugünü, geçmişi doğru okuyan, yorumlayan, bugünü hisseden, hissettiren ve bir muştu olarak veren. Yani bugünün içinde bulunduğu şartları, sıkıntıları sadece orada şikayet ederek veya onu devirerek değil, onu devirmeye kalkışarak değil, sarsarak ama bir umut aşılayarak. Hı hı. Bir işte kıyamet aşısı ilk kitaplarından bir tanesi o. Bir aşı vererek söylüyor. Sonrasında bu düşünceyi mesela tefekküre dönüştürdüğünde şöyle söylüyor, şiirselleştiriyor. Diyor ki, evrim günlük sularla, devrim irinle kanla, bizse dirilişi gözlüyoruz. Bengisu, bengisu, kayna ve çağla. Yani aslında işte o diriliş düşüncesi bir ab-ı hayat, bir milletin ab-ı hayatı. Dolayısıyla ki diğer şiirlerinde falan da mesela Hızır'la 40 saatteki mesele aslında bir milletin geceleyin ab-ı hayat yolculuğudur. Yani bir Bengisu arayışıdır. Burun dirilmesinden bahsediliyor. Yani tefekkür o. Ama bulunduğu coğrafya o kadar aziz, o kadar güzel bir coğrafya ve onun o şair ruhunu, duyarlı tarafını çok etkiliyor ki doğduğu topraklarda yaz şiirinde şöyle söylüyor. Kara incir ve nar, Piran ülkesinde bir pınar, suyunun derin sülüklerden örülmüş saçları var. Yazdı, iki kere geçtik Dicle'yi diye devam ediyor. Yani Piran'a gidip gelirken babasıyla işte çok küçük yaşta Dicle Nehri'nden gidip gelişini, o bölgedeki ekolojiyi, efendim o bölgedeki işte Dicle'yi, Dicle'nin hayat veren tarafını, medeniyet emziren tarafını,
onları hep derinlemesine hissediyor çocukluğunda. Hı hı. Ve o çocuklukta gerek Bakan Dağı, Zülküfül Dağı hemen Ergani'nin yaslandığı, gerek civardaki işte mezarların, peygamber mezarlarının bulunduğu Eyl tarafı, yani o Dicle Nehri Vadisi çevresiyle birlikte onu son derecede etkilemiş. Dolayısıyla Dicle dinler tarihindeki peygamberler, Mezopotamya, bunun oluşturduğu medeniyet mirası ve birikimi, bütün bunlar onun çocukluğunda oranın coğrafi güzellikleriyle birlikte, hı hı, derinlemesine kavruyor ve müthiş bir duyarlılıkla da bunu o sanatına yansıtıyor.